Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Rehber TV izleyicileri, Hikmet Kaselerinde Rabbimizin El-Batın ismini konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Evet, Esma dersimizin inşallah nasibimiz bu hafta El-Batın, El-Batın. Seyda, tam telaffuzunu doğru yapalım. Evet, El-Batın. Batın, yani ı karışımı bir şey. Türkçesi El-Batın diyebiliriz. Evet, rahat. El-Batın. Geçen hafta Ez-Zahir ismini, Rabbimizin Ez-Zahir ismini konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha zor bir isim olacak. Zahir biraz daha zuhurda olunca, tabii, açıkta tabii, bir isim, esma olunca, tabii, batın biraz daha gizli, biraz daha derinlik isteyen. Malumunuz üzere Seydam, önce hani haleti ruhiye, bu esmanın tecellisi diyelim, bizdeki tecellisi. Bu sadece bizi bağlar, zaten kimseyi bağlamaz. Şimdi Seyda, şöyle bir tecelliye ulaştık Allah'ın izniyle. Şimdi El-Batın isminin çağrıştırması kuyu. Ama şöyle bir normal bir kuyuya benzemiyor. Fark ediyorum, çok derin bir şey, fakat üstünde simsiyah bir tabaka var. Kuyunun ağzı var, kuyu olduğu belli. Yani bir yarım metreden sonrası zaten su, bu hiçbir şey görünmüyor. Simsiyah. Sanki bir boyayla, asla hiçbir şey. Yani su şeyi de yok. Hani aksi olur ya, suyun aksi falan. Öyle bir akis makis yok. Bir karanlık, bir kuyu. Böyle bir inşallah şey değildir. Böyle bir hissiyata ulaştık diyelim. El-Batın ismiyle Bismillah deyip başlayalım Seyda. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu sizin içinize doğan o hissiyatla ilgili hocam. Oradan başlayarak girmek lazım. Önce tabii lafız olarak El-Batın iç demek. Yani ön demek aynı zamanda. Yani sırtın zıttı. Hı-hı. Hani anlamında sırt. Ve yani sırtın zıttı olarak ön taraf, evet, anlamında, yani ön o manada, hani insanın sırtı olur, bir de batını olur, yani evet, batın hani karın tarafı, ha, evet, karın tarafı, öyle diyelim, insanın karnı, yani ne de batın denir, işte bunun gibi. Şimdi sizin bu hissiyatla alakalı söyleyeceğim şey şudur hocam, bu el-hak doğrudur. Yani Allah'ın izniyle bu hak isimle ilgili doğru ve isabetli bir haldir. Neden? Çünkü Hak Teala Celle Celaluhu El-Batın ve Zahir ve El-Batın ve Zahir ismini, yani Zahir ve Batın ismini şu şekilde anlamamızı buyuruyor. Diyor ki siz mesela geceleyin karanlıkta hiçbir şeyin görünmediği bir zamanda işte batın odur. Yani alem bir kuyuya dönüyor, yani tabiri caizse. Kapkaranlık bir hal alıyor ve bir kuyu gibi oluyor. İşte ondan sonra her şey zahir oluyor. Yani o manada. Yani demek ki Allah'ın El-Batın ismi her şeyi kapsıyor. Yani zahir olan zahirden daha kapsayıcıdır. Yani El-Batın ismi zahirden daha kapsayıcı. Daha doğrusu onun şeyiyle. Şimdi biz hani kuyu üzerinden gidecek olursak, kuyudan su çıkarmaya istinbat deniyor. Kuyudan su çıkarmaya istinbat. Aynı zamanda fıkhi bir şey de değil tabii, mi? Tabii, çıkarım yapmak. Çıkarım yapmak. Yani. Yani o batınla kök olarak, köken olarak aynı lafızdan geliyor. İstinbat dediğimiz, hani çıkarım yapmak, bunun şeyi budur. Şimdi mesela kuyuya bir kova sarkıtıyorsunuz ve o kovadan kuyudan kovayla su çıkarıyorsunuz. Buna istinbat denir. İşte çıkarım de yapmak denir. Mesela Hazreti Yusuf kıssasında dikkat çeken bir husus. Sucu su almaya giderken kuyuya kovayı sarkıtıyor. Kuyu onun için bir karanlık alem. Evet. O su isterken Yusuf çıktı mesela. Değil mi? Batından, yani zuhura çıkan şey. Orada kuyunun batnından çıkan şey Yusuf'tu. Yusuf oluyor. Evet. Değil mi? Ve buna müjde dedi. Ya ey müjde dedi. Yani işte demek ki biz Hak Teala'nın daima batınından güzel şeyler isteriz. Ve hep güzel şeyler bize gelir.
Allah'ın batını, batını yok haşa, karnı yok. Haşa, Allah'ın karnı olmaz. Fakat batın, batın olarak sırrın sahibi odur. Alemlerin sırrının sahibi odur. Ve biz o sırdan her zaman güzel şeyler istinbat ederiz. Hep keşif yaparız. Bu keşifler vardır aslında. Mesela bu, her şey bu mevcuttur. Ama nedir? Bunlar zaman geçtikçe insanın araştırma kabiliyeti, teknik şeyleri geliştikçe ne yapıyor? Her an yeni şeyler keşfederek bu elbatın isminden istinbat yapıyor, çıkarım yapıyor. Çıkarım yaptığı şey Allah'ın elbatın ismidir. Başka bir şey değildir yani. Evet. Yani aslında biz kuyuya kovamızı atıyoruz. Evet. Allah-u Teala'nın bize verdiği keşiftir artık bu. Histir, bir şairin şiiridir. Tabii. Bir düşünce adamının mesela bir fikir oluşuyor. Yani aslında her şey Allah'tandır zaten. Hani kulların neyi var ki? Değil mi? Hani çok zekice bir şey. Bu senden değil ki. Bu Allah'tandır zaten. Hocam burada hemen çok güzel bir hususa değindiniz. Hemen söyleyeyim, ondan sonra siz devam edin. Ama orada da bir şey söylemenizi isteriz. Şimdi Allah Celle Celaluhu şairler için Şuara suresinde diyor, "Razmen bil gaybi" diyor. Diyor hani bu, ya da mesela Ashab-ı Kehf için ya da şairler için diyor, "Elem tara ennehum fi kulli vadin yahimun." Görmez misin her vadide dönüp dolaşırlar. Duydunuz bu ayeti. Evet, Mustafa, evet, evet, mutlaka duymuşsunuz. Evet. Tabii ki. Ama eleştiriliyor. Tamam. İşte bak onu söyleyeceğiz. Neden eleştiriliyor? Evet. Neden? Ayrıca Kehf suresinde geçiyor. "Razmen bil gayb." Diyecekler ki 4'tür, sayıları 5'tir. Köpekliyle birlikte 5'tir. İşte 5'tir. Sayısıyla 6'dır. "Razmen bil gayb." Gaybe taş atarlar diyor. Evet. Şimdi Allahu Teala celle şanu gaybe taş atmak ya da vadilerde dolaşmak yerine kuyudan istinbat yapmamızı istiyor. Yer belli diyor. Evet. Ha, saçmalıyorsun diyor. Gideceğin yer bellidir yani. Tabii. Değil mi? Vadilerde dolaşma diyor. Evet. Oradan sondaj yap diyor. Kuyuyu bul, suyu bul, çıkar. Orada serinle, güzellik bul. Ya Elbatın ismine gel diyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Böyle yüzeyde dolaşma diyor. Ya da gayba taş atma diyor. Evet. Mesela sen şair mi olmak istiyorsun? İşte o Allah'ın Elbatın isminin sırlarını keşfederek kendine bir ilham, bir duygu oluştur. İstinbat yap, çıkarım yap, evet. Sondaj yap. Yani sondaj niye yapılır hocam? Madenler sondajla çıkar, maden yapılırken, işte suyu ararken. Tabii suyu ararken, maden ararken, petrol aranırken, bütün bunlar hangi yolla elde ediliyor? İşte diyorlar ki denizde sismik araştırma yaptı, sonra sondaj yapacak, çıkaracak. Başka bir şeyde işte madenler çıkarılırken ne yapılıyor hocam? İşte kazı yapılıyor. Evet. Yani kazı denir. Sondaj, ama hep derinliğe doğru. Derinliğe doğru. Sen derinlemesine gitsen mutlaka ya hazine bulursun, ya maden bulursun, ya su bulursun, ya evet, petrol bulursun, ya bir şey bulursun. Niye? Demek ki Hak Teala Celle Celaluhu kendi Elbatın isminin işte böyle hazineler sakladığını bize buyuruyor. O hazineler bende saklıdır diyor. Benim karnım yok. Elbatın, hani insanın batını dediğinde karnı şişer. O değil. İnsanın acaba şöyle, mesela Allah-u Teala'nın Elbatın ismi için bir cisme elbette gerek yok. Ama insan için bir cisme. Tabii. Mide dediğimiz işte, tabii, karın bölgesi tabii, değil tabii mi? İşte haşa Allah bundan münezzehtir. Ama hazinelerin sahibi olarak Allah'tan Elbatın her şeyi kapsayan, kuşatan ilmiyle ve hazineler anlamında, sır saklama anlamında. Allah-u Teala sırrıdır o. Yani sırrı. Zaten ayette de geçecek. İleride biz daha... Kelime manasıyla başlasaydık Seydam, onu açsaydık. Elbatın gizli olmak, bilmek, bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırlarına vakıf olmak. Zaten sırlar tabii. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu diyor ki "La tettehidu dünkü bitaneten" diye, ayet öyle olmayabilir ama bitane diye geçiyor ayet-i kerimede. Nedir orada bitane? Yani sizin iç yüzünüzü bilenleri, siz sevmeyenleri kendi iç yüzünüzü onlara vakıf etmeyin. Yani onlara haber, iç yüzünüzü onlara açmayın. İç aleminizi onlara açmayın. Onun için dosta bitane adı veriliyor. Yani dost kimseye ne denir? Yani batına vakıf olan kişi bitane deniyor. Bu biraz Türkçesi söylenmesi zordur. Ayet-i kerimede herhalde Tövbe suresinde geçer. Yani orada mesela ayet-i kerimede yani sırlarınızı vereceğiniz adamı iyi seçin. Tabii. Bir tane diyor ona. Sırdaşa bir tane deniyor. Sırdaşın bir ismi batın yani ismine layık olarak. Ha biraz da bir de şöyle bir şey var hocam. Belki yani bunu da açarsınız.
Battaniye oradan geliyor. Battaniye. Tabii tabii. Battaniye. Ama şimdi battaniye örten şey. Tabii. Gerçi hani batın kelimesinde de bir örtüklük var. Ama örtülme hocam, demeyeyim, örtüklük ama var. Gizli var ya, ama, sır. Ama niye battaniye denmiş hocam? Battaniye... Battaniye normalde sır değil ama ısınmak için. Biz işte, hani... Isınmak için ama işte yani battaniye neden bu isim vermiş? Çünkü sen bunu içte kullanıyorsun. Evinde kullandığın için. Hı-hı. Seni sıcak tutuyor. Demek ki elbatın isminin bir sıcaklığı da var. Çünkü insanın iç astarına da elbatın denir. Mesela işte o sıcak tutan şeye de batın deniyor ya. Hmm. Demek ki elbatın isminin bir sırrı olarak senin dost, eğer birini edeceksen seni sıcak tutmalı. Yani seni soğutmamalı. Senin hararetini, enerjini boşa harcatmamalı. Evet. Değil mi? Elbatın ismi bir sır sahibi olduğu için bize bir ısı da veriyor, sıcaklık veriyor. Yani muhabbet anlamında. Çünkü niye battaniye deniliyor? Yani sen onun üzerine kendi örtüyorsun ama bir sıcaklık hissediyorsun. İşte bazı dostlar, bazı sırdaşlar... Örtüyor aynı zamanda, bu dostun seni de örtmeli. Örtmeli, tabii hatanı örtmeli ama sıcaklık vermeli bir de. Sıcaklık verecek, tabii. Örtecek. Tabii. Yani seni rahatlatacak işte. Tabii. Bilhassa bizim sıkıntılardan tabii. Giderecek. Battaniye o işe yarar. Tabii o işe yarar. Ondan dolayı battaniye diyoruz buna. Evet. Demek ki bütün hepsi bununla birbirine bağlantılı. Şimdi biz Allah'ın elbatın ismini bu şekilde bilirsek, işte şöyle ifade edelim. Bir kere sırların, hazinelerin Allah'ın elinde olduğunun delilidir. Ve biz bu sırlara ulaşmak için işte ne yapmamız lazım? Yüzeyde dolaşmamamız lazım. Efendim gaybe taş atmamamız lazım. Vadilerin yerine daima dikey bir şekilde inerek, daima bir derinlemesine inerek, derinlik boyutuyla Allah'ın elbatın isminin sırlarını, güzelliklerini, zenginliklerini, servetlerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu maddi servet de olabilir, manevi servet de olabilir. Şimdi maddi servet nedir hocam? Madendir mesela, maddi olarak. Şimdi bunlar nerededir? Yerin karnındadır, batındadır yani. Batın, yani yerin içinde değil, batınındadır yani. Mesela madenler, evet, su, bütün şeyler nerede? Yerin yani karnındadır. Karnındadır, batınındadır yani. Hı hı. Biz bunları nasıl çıkarıyoruz? Bunları ortaya çıkarabilmek için işte kazı sondaj yapıyoruz. Kazı yapıyoruz. Ha, Hak Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki siz de zenginlik istiyorsanız, maddi manevi bir şey istiyorsanız, hazine istiyorsanız daima benim elbatın ismime sığınarak o derinlemesine inmeye çalışın. Neyle ineceğiz? Evet, bize nasıl ineceğiz? Güzel. Yani elbatın hazinedir. Tamam. Tamam. Anladım. Ben bir insanım. Dünyevi bir hazineye ulaşabilmem için işte bir harita, şu bu elimde var. Kazı yapmam gerekir. Özür diliyorum. Allah-u Teala'nın elbatın ismini ya da Allah-u Teala'nın esmalarını diyelim. Ama özellikle elbatın olduğu için. Konumuz elbatın. Bu esmaya ulaşmak istiyorum. Şimdi önümde bazı notlar var. Buyurun. Diyor ki mesela, alıntı yaptığım yerlerden. Elbatın ismi diyor, gizli olup gözle algılanamayan, mahiyeti bilinemeyen, keyfiyet, kemiyet ve keyfiyetle nitelenemeyen, zihnin tasavvur sınırlarına girmeyen. Neyse artık yani. Şimdi neyse. Bunların hepsi ise elbatın. Ben nasıl anlayacağım? İşte elbatın zahir oradan çıkıyor ya. Şimdi... İsterseniz tek tek. Şimdi mahiyeti bilinmiyor. Kemiyeti, keyfiyeti bilinmiyor. Tasavvur edilemiyor. Yok, bu böyle değil hocam. Biz böyle söylemiyoruz ama. Siz öyle söylemiyorsunuz. Yok. Ben diyorum ki bir tarif bu. Tabii. Böyle söylemiyoruz. Yani mümin elbatın ismi. Tamam, biz de biliyoruz elbette haşallahu teala zaten görülmez. Ama elbatın ismini hissetmek, anlamak, yani nasıl hissedeceğiz? Hocam zahir ismi elbatın isminin bize görünen tarafıdır. Zahir ismi elbatının görünen kısmıdır. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani zahir dediğim aklı nedir? O elbatın olan, yani gizli olanın bize açığa, bizim gördüğümüz yansımasına zahir diyoruz. Şimdi ama bu sabit değil ki. Yani tamam, bugün elbatının sınırlıysa işte geçen mesela zamana bağlı olarak mesela insanın bilgisi ufkuna kadar sınırlıysa şimdi daha gittikçe genişliyor. İşte demek ki bilimsel
ilmi araştırmalar. İşte elbatın ismini sırra. Mesela adam laboratuvar ortamında en küçük şeyleri deniyor. İşte araştırma yapıyor. Niye? Bu elbatın isminin tecellisi. İşte bizde elbatın ismini yani onun sırlarını keşfetmenin en güzel yolu bilimsel araştırmalardır. Bir yolu budur. Tefekkürdür. Bir yolu budur. Efendim istinbat etmek, çıkarım elde etmeye çalışmaktır. İşte bahsettiğimiz gibi yani hani o kuyuya kova sarkıtıyor ya, bir şeyi çaba sarf etmektir o manada. Yani susamışlık duygusu. Yani bilgiye, ilme, fenne, sanata susamışlık duygusu. Evet. Şimdi o mesela Yusuf'u kuyudan çıkaran kişi, onu ona iten nedir? Susamışlık duygusudur. Demek ki bir susamışlık varsa insanı bir şeye sürüklüyor. Susamamışsa işte fakirlik duygusu, susamışlık duygusu, değil mi? Efendim merak duygusu. Yani merak da ediyor. Mesela bazıları bilimsel araştırma yapıyor. Meraktan dolayı bakıyor mesela birçok sırrı ne yapıyor? Ortaya çıkarıyor. Çok basit bir konuyu araştırıyor orada ama o da çok güzel konular ortaya çıkıyor. Yani işte demek ki merak Allah'ın elbatın ismini daha çok anlamamızı sağlayan, yani tabii sonu yok ama daima ondan nasiplenmemizi sağlayan, yani her zaman ondan pay almamızı sağlayacak olan şey nedir hocam? İşte meraktır, sevgidir, sevmek, aşk duygusudur, ilgidir, alaka göstermektir, yani bir şeye ilgi duymak, merak etmek, sevmek, ihtiyaç duymak, susamışlık duygusu. Bütün bunlar ne yapar? İnsanı o elbatın isminin hazinelerini elde etmesine vesile olur. Şimdi insan merak etmiyorsa araştırır mı hocam? Merak etmiyorsa tabii. Peki ilgi duymuyorsa, aşk yoksa, aşk yoksa, susamışlık yoksa, bir şey yani, susamamışsa, ihtiyaç duymuyor. Şimdi bu böyledir yani. Ondan dolayı o zaman önce acziyetini fark etme. Tabii ki acziyet. Bu saydığın her şey kulun acziyetidir aslında. Yani acziyetini fark edecek tabii. Ama şimdi insanlar acziyetini fark ettiği zaman da bazen o yönelmiyor hocam. Yani mesela acizim diyor, başka bir şey istiyor. Yani rızık istiyor mesela. Bizim dediğimiz şey özellikle elbatın isminin biraz yani fantastik boyutu var. Yani biz bazıları diyor ki bu şekilde de ben yaşarım, ben mutlu olurum. Yani elbatın isminin tecellisiyle mesela. Ama belli bazı insanlar sır sahibi de isterler ki sürekli ufukları, alemleri genişletsin. İşte diyoruz ya ilham gelsin, şiir, felsefe, sanat, bütün tabii. bunların temelinde elbatın isminin tecellisine mazhar olmak vardır. O manada. Biz buna dikkat etmeliyiz. Yani. Evet, şimdi şimdi bir alimin şöyle bir Fahrettin Razi'ydi. Allahu alem, tam notu almamışım ama. Elbatın ve zahir isimlerini Allah'ın açık ve gizli nimetlerini vermesi olarak diyor ki Lokman suresinde Allah açık ve gizli nimetlerini size bol bol ihsan etti. Aslında yorum bilmiyorum da şey geldi bana, güzel geldi. Zahir görünen nimetler, elbatın göremediğimiz öyle nimetler. Öyle diyebiliriz hocam. Değil şüphesiz mi? Şüphesiz diyebiliriz. Bunda problem yok. Yani görmediğimiz nimetler elbatının. Fakat yani bu doğru. Vallahi buna bir şey demiyoruz. Bizim burada nasiplenme hissederek yani bunun farkına varmayı biz burada konuşuyoruz. Evet. Yoksa görünmeyen her şey de Allah'a aittir. Deriz çıkarız işin içinden. Ama biz bundan nasiplenmek istiyoruz. Deriz diyoruz ki bunun bugün üzerimizdeki yansıması ne olmalı? Eğitimde, fende, bilimde bunun yansıması var. Bunun yansıması olmalı. Elbatın isminin temelinde bugün batıda mesela batın diyoruz. Batın. Yani batının, ama o zaman sanki batılılar elbatın ismine daha vakıf gibi geliyor. İşte yani en azından ona doğru eğilimleri var. Evet. Yani biz mesela en ufak bir şey araştırma konusu yapıyorlar. Çok güzel. Bizde mesela biz inanırız, araştırmayız. Tabii. Onlar araştırıyor, araştırmadan inanmazlar. Önce tabii. araştırır, sonra bulursa, uğraşırsa inanırlar. İşte böyle bir fark var. Şimdi biz diyorlar ya hocam, iman böyle bir eleştiri var İslam alemine doğru, Doğu toplumlarına. Diyor ki siz iman ehlisiniz, imanla aklı bitiriyor diyor. Çünkü akıl iman dedin mi, iman ediyorsa, tamam bu böyledir diyorsan araştırmıyorsun diyor. Mesela Elbatın ismine iman ettik diyoruz. Ama Elbatın isminin tecellisi, mahiyetini merak etmiyoruz. Dolayısıyla buradaki iman o sırları ortaya çıkmasını ne yapıyor? Bir nevi tırnak içinde engellemiş oluyor. Evet.
Yani öyle diyorlar. Çünkü biz ise iman konusunu ayrı tutuyoruz. Bir de biz bu ismin sırlarını anlamaya çalışıyoruz diyor. Örnek. İşte burada yani bu eleştirilerin kısmen bir haklılığı da oluyor maalesef. Çünkü araştırma, merak duygusu, işte bir şeyi inceleme. Ama İslam da bunu şey yapmıyor mu? Mesela İslam dini ilim adamına çok hürmet ediyor. Tabii ki. Eğer mesela araştırma, inceleme, bilginin peşinde koşma değerli olmayıp sadece amel değerli olmuş olsaydı abidi yüceltirdi. Tabii. Ama alimi bakıyoruz çok yüceltiyor. Ama bizim insanlarımız da alimi orada sadece ibadetler konusundaki ilim olarak almışlar. Yani sınırlandırmışlar alim mefhumu. Bizde alim bir kere bilim adamı gibi değil yani. Bizde alim tam alim de değil. Kur'an okumayı bilen. Yani o şekilde de sınırlandırmış. Oysa alim daha geniş olmalı değil mi hocam? Tabii yani ki. Sadece bizde ilim dediğimiz şey ama maalesef bugün biz ilim derken yanına bilim de demek zorunda kalıyoruz. İşte ilmi ve bilimsel diyoruz. Evet. Niye? İşte bu ilmi çünkü sınırlandırmışlar. Biz bunu sınırlandırmış değiliz ama literatür olarak böyle gelmiş. Ya yani işte diyoruz ki alim şunu bilendir, bilim adamı şunu yapandır diyoruz. Ayırıyoruz. Halbuki ikisi de Elbatın isminin konusudur. Elbatın isminin kapsayıcı. Yani Elbatın ismiyle ilgilenmeli. İşte ama bir soyut olarak bilim ilmi anlamda işte fıkıhta ayette istinbat yapıyor, çıkarım yapıyor. Diyor ki bu ayete göre bu böyledir. İstinbat yapıyor. Çünkü Allah Teala ayette buyuruyor. لو ردوه الى 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 الله والى الرسول الى الرسول والى اولي الامر منهم ayet başını tam hatırlamadım. لعلمه الذين يستنبطونه منهم معلش şudur. Eğer bu onlara gelen جاءهم امر من الخوف او الامن اذاعوا به لو ردوه diyor. Eğer onlara bir haber geldiği zaman yayarlar. Yaydıkları için zarar görürler. Halbuki bunu bilenlere götürselerdi, oradan bir istinbat yaparlardı. Çıkarım elde ederler, çıkarım yaparlardı. Evet. Şimdi çıkarım yapmak, burada istinbat şeyi zikrediliyor. Çünkü bunun bir üç yüzü var. Her haberin bir üç yüzü var. Yani her bilginin, her haberin bir üç yüzü var. Ama herkes bu üç yüzü bilmiyor. Ondan sonra bir şeyi geldiği zaman hemen yayıyor. Bugün... Madalyonun aslında elbatın, hani ezzahir madalyonun ön yüzü, aynen öyle. Elbatın arka öyle yüzü. Öyle tabii. Değil mi? Aynen öyle diyebiliriz. Batını, gerisi, tabii, tabii, gerisi içi, gerisi, gerisi arka içi, arka planı yani, değil mi? Hepsi tabii, bütün tabii, anlamlara hepsi da girer, geliyor. Hepsi girer tabii. Çünkü bir şeyin her şey bir üç yüzü var yani. Görünmeyen tarafı var. Bize görünmeyen tarafı var. İşte o görünmeyen tarafı ulaşmanın yolları var. Mesela adam mikroskop icat etmiş. Diyor ki bunun görünmeyen bir kısmını göreceğim. İşte Elbatın ismi orada biraz mesela tecelli ediyor ona. Ha, nasılmış bu sineğin kanadı diyor mesela. Normalde o Elbatın ismine göre o kanadın şeyi bize açık olmuyor mesela. Ama bilimsel bir aletle ne yapmışlar bunu? O Elbatın isminin derinliğine nüfuz etmiş oluyorlar. Ama o da aşkı büyütüyor. İşte aşkı büyütüyor, hayranlığı büyütüyor. Değil mi? Hayreti büyütüyor. Tabii Allah'a olan aşkı. Tabii, hani biz Müslüman olduğumuz için biz böyle bakarız. Evet. Ama bilim adamı Müslüman değilse tabiata aşkı büyüyor. Tabii bir şekilde. Ey tabiat sen ne güzel yarattın. Tabii diyor. Öyle diyor. Yani ne olursa olsun aşk büyüyor sonuçta. Tabii. İnceliğe, detaya ulaştıkça. Yani fil mi, sivrisinek mi? Tabii. Ya sivrisinek. Değil mi? Yani sivrisinek çünkü çok küçük yani yaratılış olarak değil mi? Ama orada ne kadar sırlar var. Bunun detaylı. Gibi arıdır, sinektir vesaire. Mesela büyüttüğü zaman işte göz bebeğini büyütüyor bir sürü şekil çıkıyor ya da bir yaprağı büyütüyor bir şey. Halbuki bir yaprak bize şu anda zahiri haldir gördüğümüz zaman. Evet. Yani yaprağı gördüğümüz zaman o zahiri bir halidir. Yaprak diyoruz. Biz çok birçok zahiri şey vardı ya İslam tarihinde zahirilik mezhebi. Tabii falan. Tabii. Biz ikinci bölümde oraya geçeceğiz ama bir de batinilik var, zahirilik var tabii, malum. Tabii, onu... Belki ona da biraz değiniriz. Biz şu an çok zahiri görünüyoruz. Evet, öyle. Çünkü batini yönümüz tabii, çok tabii. azalmış. Seydam kısa bir araya buyurun. Gideceğiz. Buyurun. Evet, muhterem izleyenler Rabbimizin El-Batın ismini konuşuyoruz. Tabii bunun tecellisi yani sanatta insanın iç alemine muhteşem tecelliler var. Bunu konuşacağız. İslam tarihinde bir zahirilik, batinilik akımları da olmuş. İnşallah bunları da belki bir iki cümleyle Seydamız değinirler. Kısa bir aradan sonra ekranlarınızda olacağız efendim. Evet muhterem izleyenler devam ediyoruz. Seydam, şimdi ilk bölümde şunu gördük. Batın aslında bir derinlik, bir kuyu. Kuyuda şairi de gider, bilim adamı da oraya gider. Aşk ehli de gider, siyasetçisi de gider. Yani sondaj yapmak isteyen
bilime, aşka ulaşmak isteyen el-batın kuyusuna gitmek zorunda. Oradan nasibine ne çıkarsa. Araştıracak yani. Sondaj yapacak sizin deyiminizle. Şimdi Allah-u Teala batın daha önce biz geçen hafta konuştuğumuzda da ön yüz demiştik. Mesela ayet-i kerimede arının batnından bahsediyor. Oradan bal çıktığından bahsediyor. Keza insanların batnı vardır. Buradan devam edecek olursak yani arı neden özellikle mesela arının karnından çıkan şeye bu kadar dikkat çekiliyor? Başka hayvanlar var mıdır bu şekilde? Yok, özellikle arı için mesela. Neden hocam? Çünkü Allah Celle Celaluhu orada diyor ki يَخْرَجُ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ diyor. Onun batından yani içinden bal çıkar. Şarap diye yani içecek bal anlamında. Şimdi burada Allah-u Teala Celle Celaluhu işte batın ismiyle ilgili bir şey bize buyuruyor. Demek ki biz eğer batın isminin tadını alırsak oradan bal elde ederiz diye. Yani bal elde ederiz, şifa elde ederiz. Fihi şifaun linnas. Orada şifa vardır buyuruyor ayet-i kerimde. Değil mi? Yani orada işte Allah-u Teala onun karnından, onun batından çıktığını buyuruyor. Neden? Arının batını vardır, zahiri vardır. İşte zahirde batın zahiri iğnedir. İğnedir. Sokar yani. Ama işi baldır. Batını baldır. İnsanoğlunun da mesela batnında ayet-i kerime dediniz aklıma geldi. Mesela diyor ki göz aydınlığı evlatlar. Tabii. Mesela insanoğluna insanoğlunun şeyi de balı da evlatlarıdır. Eyvallah. Değil işte mi? Bunun gibi yani. Yani bu şekilde demek ki orada batına bir atıf vardır. Hı hı. Yani bazen batının lezzetini, görünmeyenin lezzetini, onun sırrını bilip bu aynı zamanda insana sabır veriyor, insana tevekkül duygusu veriyor. Bilmediğim şeyler var. Hı hı. Yani bu işte bilmediğim, bu işin içinde bilmediğim noktalar var diyerek ne yapıyor? İnsan bazen hayretini, bazen acizliğini, bazen tevekkülünü, bazen sabrını ifade ediyor. Bu nedenle cennette de mesela El-Batın ismi sonsuz bir şekilde tecelli eder. Hani la ta'lemu nefsun ma ukhfiya lahum min qurratu a'yunin diyor. Hiç kimse kendisi için saklanan sürprizleri bilmez diyor. Göz nuru, göz aydınlığı sürprizler çoktur cennette. Bu neyin tecellisi oluyor? İşte zahiri vardı, bir de sürekli yani sürprizler oluyor. İşte El-Batın ismi sürprizlerin olduğu isimdir. Görünenler ayrı, bir de sürprizlerin olduğu isimdir. Ama güzel sürprizlerin. Yani Hak Teala diyor ki ben size güzel sürprizler sakladım. O zahir olanlar zaten oluyor ama o sürprizlerin bitmez diyor. Yani El-Batın ismine bir sürprizlerin ismi diyebiliriz. Sürprizlerin esması. Esması diyebiliriz. Evet. Bu biraz da şey mi acaba? Bugün hani biraz araştırırken hoşuma gitti, bir tespit vardı. Şimdi El-Batın ismi aslında kulu da koruyan bir şey de taşıyor. Neden? Şimdi her şey zuhura açığa çıkarsa insan kaldıramaz. Mesela şey çok güzel bir örnek veriyor. Yazar diyor ki güneşin en etkili olduğu saatlere zuhur saatleri denir. Doğru, öğle vakti. Evet, öyle. Ama diyor insan çıplak gözle o zaman güneşe bakamaz. Normalde aydınlıktır. Ama fakat insan baktığı an gözleri ağrır. Demek ki her şeyin zuhura çıkması, zuhura ermesi, ortaya çıkması aslında insanın faydasına değildir. Yani batın ismi biraz da şey mi yapıyor acaba? Diyor ki bu yük sana ağır gelir. Bu yönü var. Değil mi? Bu yönü var tabii. Hı hı. Yani insan elbette her şeyi tedricen işte böyle tadını alıyor ya yani hı hı. Keşfediyor. Fakat bunun Allah'ın zatıyla alakalı kısmı var. Yani Allah'ın zatıyla olan yönü var. Nedir o? Allah Celle Celaluhu batın isminin hepsini ortaya çıkarırsa kendi ismi, kendi yaratılış sırları bitmiş olur. Şimdi insanlar için o da tükenir, evet. Yani onun sınırı olmuş olur. Şimdi her şey bir anda zahir olursa, hiçbir şey kalmazsa Hak Teala'nın yaratması, işte kainatın genişlemesi hepsi biter. Evet, değil mi? O zaman sınırları olur. Allah Teala kendisi için bunu kabul etmez ki zaten. Ben her şeyi bir anda çıkardı, bu kadardır yani. Ya Allah Teala sürprizi seviyor o zaman. Seviyor tabii. Bir de tabii onun sürprizi seviyor. Hı-hı. Yani bu gerekli bir şey bir de. Hem lezzetlidir hem gereklidir. Kendine yani, mecburi de kılmış tabii, o zaman. Yani biz bir anda bu da imkansız bir şey. Yani eğer her şey zahir olursa bu biraz tabii ağır geliyor belki bazen. Bir şey. Yani, ama yani o anda biz hem zaten kuşatamayız bunu. Hı-hı. Biz zaten kuşatamayız. Kainat da zaten o zuhur
zuhuratı kaldıramaz. Kaldıramaz ki. Her şeyi kaldıramaz ki. O zaman niye genişlemeye devam ediyor? Şöyle anlatayım. Biraz buyurun. Şey oldu dediniz ya. Evet. Taşınıyorsunuz. Sizin işte Diyarbakır'dan 500 metrekarelik evdesiniz. İçi tıklım tıklım eşya dolu. Geldiniz İstanbul'a. Biz İstanbul biziz beden. Hı. 80 metrekarelik ev. Hepsini oraya koyamazsınız. Ya bunun gibi. Değil mi? Tabii. Yani ki hani bila teşbih. Allah-u Teala'nın sürprizleri sonsuz. Tabii. Sonsuz bir şeyi sonlu bir şeyin içine tabii, nasıl koyacağız? Olmaz. Tabii ki olmaz. Değil olmaz. Mi? Biz, evet. Bundan dolayı yani Allah-u Teala Celle Celaluhu bunu yaparken hem insana rahmetinden dolayı yapıyor, hı-hı, hem kendi zatına yakıştığı için böyle yapıyor. Yani kendi zatına da yakıştırmıyor sınırlılık. Yani aynı anda her şeyi, bütün malzemeyi ortaya koymak, hani her içindeki her şeyi boşaltmak. Hı-hı. Boşalttığı zaman insan artık tükenmiş oluyor. Şimdi evet, diyelim ki sen, diyor ya, sende ne varsa koy ortaya. Hı-hı. İşte ya para, hı-hı, ne varsa koyduğu zaman onun sınırı, senin kapasitesi. Artık cezbedici bir yönün yok. Tabii. Ya dikkatli de çekmezsin artık. Tabii. Çünkü herkesin normalde son eğer eteğindeki son taşı dökmemişse, o deyimi kullanacaktı. Eteğindeki son taşın hala varsa böyle gözler hep sende olur. Tabii. Ne olacak tabii acaba? Tabiri caizse eteğin son taşını dökme, zaten taşında sonu yok da ya. Yani taşların sonu olmaz. Allah-u Teala hani biz o deyimi onun için kullanamayız. Çünkü sonları yok taşların. Ama düşün ki böyle olduğunu düşün. Yani taşların sonu var, hepsi dökülmüş. O zaman olmaz. Evet. Yani bu hem bizim açımızdan. Ama dünyaya yansıması, bizim aileye yansıması nedir? Ya şöyle mi diyor Allah-u Teala? Ben size sürpriz yapıyorum, siz de evinizde sürpriz yapın. Tabii. Değil bize mi? Tecellisi budur. Bize... Aileye tecellisini biraz anlatsanız. Evet, aile tecellisi şudur hocam. Yani bunun aşk felsefesiyle ilgili çok güzel bir şey var. Biz de şöyle söyleniyor. Mesela bunu bütün bir sürü felsefeci, mutasavvuf diyor ki kavuşmak aşkı öldürür. Hı hı. Yani birbirine kavuşan, seven iki insan, kadınla erkek evlenip işte kavuşunca aşkları bitiyor. Çünkü evet, niye bedenen sürprizler kalmıyor diyor. Hı hı. İşte elbatın ismi orada tecelli etti. Zahire aşık oluyorsun ama elbatını unutuyorsun işte. Sondaj yok. Tabii. O elbatın olmayınca tükeniyor yani aşk diyor. Ben zaten seveceğim bunlardı, elde ettim diyor. Yani kuşa, o manada El Zahir isminin böyle bir şeyi var. O cemali, o El Zahir var. Evlilik olduğunda insanlar El Zahir ismi üzerinde. Evet. Evet. Ama El Batın, yani ondaki iç güzelliği, tabii, ondaki derinliği, sürprizler, ondaki manayı. Güzelliği, evet, sürekli genişleme duygusu mesela. Hani sürekli bir şeyin ortaya çıkması. Hı hı. İşte bunlar görülmediği için tükenmiş oluyor. Evet. Onun için aşk yani kavuşma muhabbeti öldürmez aslında. Ama eğer Zahir ismiyle sadece muhabbet edersen biter. Zeyda, şöyle bir örnek yanlış olur mu biliyorum. Hani insanlar kadın ve erkeği iki tarlaya, ayet-i kerime de tarlaya benzetiyor da. Şimdi tarlanın bir üstü vardır, bir de altı tabii vardır. Tabii ki, aynen. Değil mi? Tabii. Yani şimdi siz sadece buğdayı yetişti, tamamdır artık. Öyle değil işte. Ama altta belki petrolü vardır, tabii, elmaslar vardır, tabii, değil mi? Tabii. Batın ismiyle bir derinlemesine sondaj olursa, bravo, bravo, değil mi? Hem i̇şte erkek için, o hem güzellikler çıkaracaktır. Evet. Dolayısıyla orada o güzellikler her birisi insanda hayranlık oluşturacaktır. Hı-hı. Onun için bugün ciddi bir sorundur bu. Zahir ve batın isminin aşkta tecellisi zayıf. Yani bugün toplumda mesela bakıyorsunuz BM standardı, işte ölçüler hep Zahir ismine göre yani şey yapılıyor. Elbette Zahir ismi çok mutlak şekilde yerinde. Etkilidir. Tamam. Etkilidir tabii. Ama yani insanlar diğer Elbatın ismini dikkate almadıkları için çok kolay bir şekilde heyecanlarını kaybediyorlar. Hı-hı. Hızla kaybediyorlar ve bu sefer aile içinde problemler, işte eşler arasında problemler meydana geliyor. Aslında bana şey gibi gelir Seydam. Sanki bizim geleneksel dindarlığımız bu meseleyi çözmüştü. Çünkü mantıken düşünüyorum, normalde o zaman hiçbir evliliğin, ya hiçbir erkeğin mesela 45-50'den sonra eşiyle birlikte kalmaması gerekir. Gidip gençlerle evlenmez. Çünkü tabii, zahire doğru, baktığında genç daha güzeldir. Ama onunla da bir problem yoktu. Onlarda hiç öyle bir problem olmamış. 70 yaşındadır. İşte teyzeye i̇şte baktığında ilk günkü gibi bakıyor. Doğru. Çünkü Elbatın ismiyle, bravo, bakmış. İşte burada aynen öyle diyebiliriz. Değil çok mi? Güzel, somut bir örnek yani. Normalde adam 65'e 50'ye geldiğinde hani demeli ben gidip genç birini bulayım. Evet. Mesele zahiri baktığında öyle oluyor zaten. Öyle. O yol hep oraya gidiyor. Öyle gidiyor. Ama batın, nitekim öyle yapanlar var ama mutlu olmuyorlar. Mutlu olmuyorlar. Ama mutlu olmuyorlar. Öyle evet, yapanlar da oluyor tabii. Evet. Yani biliyorsun. Ama sondaj olursa iki evet, taraf içinde evet, mutluluk da huzurda olur. Allahu alem diyelim. Yo, öyle yani. Şimdi batın zürriyet ilişkisine çok biraz girdik ama yani
Aslında batın ve rüya alemi ilişkine girelim. Şundan dolayı. Çünkü el-batın ismi aynı zamanda derinlik demek. Rüya da bir nevi cisim olan insanın, biz cisimiz. Derinliğimizdir. Çünkü hani rüyalar ya da hayal, buna hayal de diyebiliriz. Bizim derinliğimizdir. Yani cismimizin derinliğidir. Bilmiyorum yanlış mı oldu? Hocam yani rüya alemi ve de iç alemimize yolculuk dediğimiz şey el-batın ismine yolculuktur. Yani insan kendi içine yöneldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani buyurmuş diyor ki yaratılanı düşünün. Yaratanı değil. Hani böyle bir herhalde hadis midir? Diyor ki yaratılanı düşünün. Yaratanın zatını değil. Çünkü kavuşatamazsınız diyor. Değil mi? Evet. Şimdi burada biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsan kendi içine yöneldiği zaman kendi zaten içine... Allah özür dilerim. Yani Allah'ı zaten düşünmek çok şey görülmemiş. Evet. Yani yanlış yere götürüyor çünkü. Evet. Beyin şey kuşatamıyor onu. Evet. Hocam şunu söyleyelim o zaman. Daha anlaşılır ve böyle programımızın sonuna doğru belki siz bunu açarsınız. Çünkü konular ağır gidiyor farkındayız. Ama şurası çok önemli. Şimdi Allah-u Teala Celle Celaluhu ayette buyuruyor. وَبَتَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقْ diyor. Onun astarı, giyimler, bu cennet ehliyle ilgili bir giyim şey olarak, onun astarı diyor berraktır, istebraktır yani. Bunun batını istebrak dediğimiz ipek, atlas. Atlastır. Ama aynı zamanda atlas, parlak. Cennetteki huriler. Tabii tabii, aynı zamanda atlas demektir. Atlas bir şey. Şimdi biz bununla şunu söyleyebiliriz ki Allah'ın batın ismi berraktır. Yani bir şimşek gibi böyle çakar. Zahir ismi nurdur. Gösterir. Evet, yansıtır. Gösterir. Yani zahirde nurlu bir şeydir. Görüyoruz artık. Ama el-batın isminde bir şimşekin çakması söz konusunda. Orada berraklıkla bir şeyi fark ediyoruz. Evet. Onun için biz el-batın ismine şey yaparken bir şimşek çakar gibi hani oradaki sırları ister rüyada ister tefekkür ederken ister bir mesela bir şey yazarken bir şey düşünürken tefekkür yazarken duygusal anlamda bütün bunlarda bir berraklık bir şimşek çaktı diyoruz. Zihnimde bir anda bir şimşek çaktı diyoruz. Bu tabir kullanılıyor. Tabii. Evet. Şimdi buradan şeye geleceğim işte. Evet. Zaten siz tam yerine getirdiniz, bıraktınız, çok iyi oldu. Evet. Batın akıl ilişkisi. Tabii. İşte batın akıl ilişkisi bu. Yani o şimşek çakarak hani selim bir kalp, batın kalp ilişkisi diyebiliriz. İşte yani akletme, Allah-u Teala akletmeyi emrediyor. Kalp, öbür tarafta beyin, öbür tarafta derinlik. Yani. Ya bir insanoğlu basit bir şey değil hakikaten. Yok, muhteşem hocam, bir şey yani. Öyle şey olur mu? Biz burada hocam şunu söyleyemeliyiz ki biz zahir ismini nur olarak görürüz. Allah-u Teala Allah-u nuru semavati vel arz işte nurdur. Her şey görünüyor artık. O görünen şey Allah'ın zahir ismidir ve oradaki hayranlık nurla bize hani aydın bir şekilde görüyoruz. Ama şimşek çakarak bir şey anlamanın tadı farklıdır. Çünkü zahirde herkesin gördüğü şeyi sen görüyorsun. Bir farklılığın olmuyor yani. Zahir isminde mesela o güzelliği görmek, o hazzı görmek genel bir şeydir. Herkesin nasibidir. Tabii. Ama, herkes o buğdaydan tabii, yer. Ama şimşek çakarak bir şeyi ortaya çıkarmanın hazzı çok farklıdır. İşte bugün o şeye bir biraz da Ez-Zahir isminde bir statiklik de var. Yani Ez-Zahir isminde bir şey var yani sınırlılık da var, statiklik var. Mesela bir şeyi gördüğümüz zaman resim yani aslında aynı gibi mi görünüyor. Ama yani Ez-Zahir ismi biraz daha resim, mesela sanata uyarlarsak işte heykel, resim değil mi? Gözle görünen şeyler. Şöyle bir resim geldi dediniz de hocam onu da el-batın ve zahir üzerinden çok güzel bir örnek vererek inşallah daha iyi anlaşılmasını sağlarız. Şimdi burada hoş bir örnek. Ya diyelim ki fotoğraf. Bir tane fotoğraf var. Bir tane de manzara ressamın çizdiği manzara. Çizim var. Evet. Çizim var. Şimdi kimse fotoğrafa para vermiyor. Tabii ki. Ama resme para veriyor. Neden? Bakın mesela aynı fotoğraf biri çizmiş, biri hayır, çekmiş. Aynı fotoğraf olmak zorunda değil. Hayır, aynı demiyorum. Ya diyelim ki bir ressam. Ya farklı hayal da olabilir. Anladım, ben anladım. Neden para verilmiyor? Çünkü diyor ki bu emek fotoğraftaki mi? Yok, emek değil işte. Ne? Diyor ki bu fotoğraftaki şey ben gidip görebilirim. Bu dünyada mevcuttur. Zahirdir bu. Evet. Fotoğrafta görünen şey benim için zahirdir diyor. İşte dünyanın öbür ucu da olsa binerim, giderim, görürüm diyor. Ben ona niye o kadar para vereyim? O kadar para vereceğim. Zaten o paranın ya çeyreğiyle
Gider orada otururum. Oturup görürüm. Yani. Yani görürüm diyor. Ama işte bu ressamın hayal gücüyle şimşek çakarak kendi o iç hayaliyle çizdiği resim beni oraya götürüyor ve burası ulaşılmaz bir yerdir diyor. İşte Elbatın isminin yani çok pahalı bir yönü vardır. Çok o Elbatın. Oraya uçak seferi yok. Yoktur yani işte. Çok güzel oldu. Gerçekten yani Zahir isminde bakıyoruz. Oraya sefer düzenlenebilir. Otobüs tabii. Oraya gidiyor. Ya da uçak gider ya da uçak, gemi ya gider. Fark etmez. Bir şey gider yani. Ama Elbatın isminde şey yok. Siz kendiniz yürüyerek gideceksiniz. Evet. İşte ondan dolayı çok para veriliyor. Ya yani diyelim ki bir ressamın manzara tablosuna ya da başka bir şey. Bir onun için güzel söz o kadar değerli. Yani diyelim güzel bir şey yazmış, türkü yazmış. Tabii. Çok hoş bir şiir yazmış. Tabii. İnsanlar bayılıyor. Bayılıyor tabii. Bayılıyor tabii. Bir de mesela bizde hani resim ya da sanat bilmiyorum o kadar gelişmiş değil. Belki birileri şey diyor olabilir. Ya bu kadar resme, bir resme bu kadar para verilir mi? Hı hı. Ya diyenler de olabilir. Ama buradaki şey önemli. Yani ulaşılmaz. Yani bu aşkın bir duyguya veriliyor. İşte o Elbatın isminin tecellisiyle. Onu yaptığı için yani bir iç alemden geldiği için bir berraklıkla bir şimşek parıltısıyla çakmasıyla bir şeyle geldiği için orada bir tablo ortaya çıkmış ve o tablo fotoğraftan daha değerli oluyor. Oysa fotoğraf somut olarak vardır. Dünyanın herhangi bir yerinde yani bir dağın, bir gölün, bir nehrin, bir denizin, bir sahilin çok güzel bir resmidir ama kimse ona para vermiyor. Evet. Hiçbir fotoğraflar para etmiyor. Hatta bazen şu an soyut resimler daha çok tutuluyor. Tam yani anlaşılıyor. Biz manzara üzerinden gidelim anlaşılsın diye. Evet anladım. Yani çünkü manzara resimleri var. O şekilde çok değerli. Yani bu konu hocam anlaşıldı sanırım bunun üzerinden. Değil mi? Diyor çok şey değil. Hiçbir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. Seydam şimdi belki izleyicinin aklına gelebilir. Biz zahir geçen hafta konuştuk ve batın şimdi konuşuyoruz. Ama İslam tarihinde bir zahirlik ve batınilik meselesi var. Ona da bir paragrafla bir cümle ayıracak olursak mesela zahirilik ya da zahiriye denilen şey İslam'ın daha çok zahiri kuralların, kanunların, şeriatın ya da vahyin zahiri anlamı. Asla batın bir anlamı olmaz diyorlar. Bir ekol sürmüş. Daha sonraki yıllarda batınilik ama işin ilginç tarafı ikisini de İslam ehli sünnet anlayışı ne zahiriliği doğru bulur ne batiniliği doğru bulur. Yani hocam bu güzel bir konu. Aslında biz hiç kendimizi yormayalım bu konuda. Biz ikisini de doğru bulabiliriz ya da ikisi de yanlış bulabiliriz. Yani hem doğru hem yanlış ya da nasıl olduğunu söyleyelim. Şimdi hocam zahiri yön olmak zorunda, şekilcilik olmak zorunda. Tabii. Şekilsizlik olmaz. Yani şimdi zahiri anlayış şekli esas alıyor. Şimdi her şeyde şekil kuralı vardır. Mesela yasalarda şekle uygun bir mesela bir şey yaptığında diyor bunun şekil şartı var. Yani bu şekle uyduğun yaptın mı diyor. Tabii. Ondan dolayı mesela bir işte bir ev yapacağınız zaman işte çizim yapacaksın. Tabii. Yani orada elbatın şey özdür, amaçtır, hedeftir. Nedendir. Hı-hı. Ama şekil zahir şekildir. O işin estetiğidir. Yani biri yani estetik anlamda bir şeyin görünür güzelliğini ifade eder. Bir şey de diğeri de bunun özünü, ruhunu ifade eder. Niçin yapıldı? Niçin? Tabii ruhun özü, manasını ifade eder. Şimdi biz eğer batını esas alırsak şekilciliği ortadan kaldırırız. Hı-hı. Halbuki insan şekille sınırlandırmıştır. Bedeni var, bedenin de bir şekli vardır. Madem ki bedeninin şekli var ama ruhunun şekli yoktur. Hı-hı. Ruhunun tecellisi işte Elbatın ismiyle öz oluyor. Onun bedeninin şeyi de şekil oluyor. Dolayısıyla biz ne şekilden vazgeçebiliriz, zahirlikten vazgeçebiliriz, ne batinilikten vazgeçebiliriz. Batini olanlar şekilden mahrum kalıyor. Yani işin özün, diğeri de işin özünden mahrum kalıyor. Yani bir şeyin özü olmadan yapmak kabuktur. Zahiri anlamda yapmak bir şeyi şekilciliktir, kabuktur yani. Bir şeyi özle yapmak sadece o da şekilden mahrum kalmaktır. Hı hı. Onun için biz Müslümanlar olarak, insan olarak, ideal olan, Allah'ın sünneti olarak, yaratılış sırrı olarak biz hem Elbatın ve hem Ezzahir isminin tecellisiyiz. Bakıyorsunuz bir şeyin bir meyve kabuğu vardır ama içinde öz vardır. Özü
Elbatın isminin tecellisidir. Kabuğu kırdın mı bir şey buluyorsun, bir öze ulaşıyorsun. O elbatın isminin tecellisi oluyor. Ama dışarıdan kabuk görünüyor. Kabuk da onun zahir ismidir. Zahir, yani orada o verdiğiniz örnek üzerinden gidecek olursa aslında batını koruyan şeydir. Elbette. Değil mi? Onun zırhıdır. Tabii zırhıdır. Bazen batın zahire koruyor, bazen zahir batını. İç içedir hocam. İç içe. Ama yani ikisi birlikte olmalıdır ki hem öz hem şekil birlikte olduğunda bir şey ortaya çıkar. Tabii. Yoksa biri eksik olursa, işte onun için Allah-u Teala ulil elbab diyor. Mesela o ayet-i kerimede söylüyor hocam. Li ulil elbab. Birçok ayet-i kerimede mesela la ayati li ulil elbab. Şey gibi sayıda zahir bir işte bu ceset, batın ruh. Değil mi? Beden, derinlik, beden zahirdir tabii. Evet, bedenimiz zahirdir. Tabii. Ruhumuz da batındır. Tabii tabii. Yani aslında kainatta pek çok şey zaten tecelli ediyor. Zaten öyle. Tecellisi üzerine çok net bir şekilde görünüyor. Diyor Hasan el Mustafavi şöyle ifade etmiş diyor. Görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi. Allah-u Teala hem görünen zahir ismiyle 18 bin alemden bahsediliyor ya. Hem de göremediğimiz işte küçük mikroorganizma denilen alemler var. bu anlama bu anlam şeklinde. O da hadis-i şerifte var. Aynen öyle tabii. Evet. Evet, Seyyidam, son olarak ekleyeceğiniz bir notunuz varsa ekleyelim. Yoksa bir şey de şunu da size sorayım, öyle bitirelim. Yine araştırmada el-Batın ismiyle riya arasında, yani el-Batın isminin aslında riyayı bitirdiği şeklinde bir yorum var. Bir yorum var. Hocam bu doğru. Yani bunun bu nokta önemli. Yani mesela biz bir şeyi açığa çıkarmak zorundayız. Yani zuhur etmek zorunda. Ama eğer o zuhurun temelinde öz olarak hakkı düşünürsek o riyayı bitirir. Çünkü şey öz hakka aitse bir şeyin zahiri de ona aittir. Yani mesela biz tohumu yani kabul edersek o tohum onun şeyi ne yapar? Onun zuhurudur. O zaman ikisi birlikte şey yapıldığında riya kalkar. Yani ama eğer sen bunu köksüz üstüne kabul bakıp edersen, evet, sadece kökü yok dersen o zaman riya olur. Gösteriş olur. Zaten boş bir şey olur. Değil mi? Tamam. Yani kökünü inkar ediyorsun. Evet. Tohumu inkar ediyorsun. Evet. Ama gidiyorsun buğdaya ya da ağaca metiye diziyorsun. Olur mu yani şimdi? Olmaz. İşte yani. Bu birlikte olduğu için de bu böyledir. Yani. Eyvallah. Allah razı olsun Seyyidam. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Evet muhterem izleyenler, Abdülhakim Sonkaya hocam, Rabbimizin el-Batın esmasıyla ilgili inşallah güzel ifadelerle artık kasemize hikmetli damlalar düştü. Artık kim ne kadar faydalanır o da Allah'ın bereketinden, fazlındandır. Evet. Haftaya inşallah başka Rabbimizin başka bir esmasını konuşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.